İşin ustası anlatmış maliyetler arttı demiş. Evet onu tahmin ediyorduk zaten ama bir söylediği daha var ki o çok dikkat çekici. Arz talep meselesi diyor. Yani vatandaş biraz daha ucuza mal edeyim diye tavuk etine yöneldikçe, talep tavuk etine arttıkça orada bir anlamda bence fırsatçılık yapılıyor ve fiyatlar yükseltiliyor. Gerçekten de 20 lira olan tavuk filota nasıl oluyor da 65-70-75 lira çıkar? Bunun önüne geçebilecek bir mekanizma yok mu? Orası da kocaman bir soru işareti. Geçenlerde tabii bu fiyatlar restorana, lokantaya gittiğimizde yiyebileceğimiz fiyatlar. Bir de dışarıdan söylemesi var. Ayıptır söylemesi buraya bir tavuk üstü pilav söyledim. Değişiklik olsun dedim. Farklı bir şey yiyeyim istedim. 46 lira bir arkadaşım sordu kaça aldın diye. Duyunca o da kulaklarına inanamadı. Eskiden sokaktaki tezgahtarlardan 10 liraya 15 liraya en fazla aldığımız geçen sene belki tavuk üstü pilav 50 liraya gelmiş durumda. Durum böyle, vatandaşın sofrasında karnını doyurması ile ilgili tablo böyle. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl 550-600 vekil hangi fiyatlara gün içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yemek yiyor? Biraz da ona bakalım istedik. Vekil lokantası gerçekten. Sudan ucuz, su fiyatları da aldı başını gitti. Mesela çorba, dün vermiştik en ucuz çorba e, piyasada esnaf lokantalarında 25 liradan başlıyor artı demiştik. Peki meclis çatısı altında ne kadar? 1 liralık zam geldi geçen sene oranla. Şu anda yeni bir zam 1 lira bir artış var ve 3 liradan 4 liraya çıktı. Ezogen'in çorba e, meclis çatısı altında Dana saç kavurma. bu arada kıyaslama da yaptık tabii. 4 lira ama esnaf lokantasında dün verdiğimiz haberde de söylemiştik. 25 liradan başlıyor bu çorbalar. En ucuz çorbalar. Ve dana saç kavurma 22 liraya çıktı. Yeni gelen zamla birlikte dana saç kavurma dediğimizde böyle artık neredeyse lükse girebilecek güzel kallavi karın doyurucu bir kırmızı et yemeği. 22 lira sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tüm vekiller tarafından, vekillerin misafirleri tarafından Herkes oradan bu fiyatlara satın alabiliyor ve şimdi esnaf lokantasında baktığımızda 22 liraya meclis çatısı altında satılan bu dana saç kavurma ortalama bir lokantada lüks restoranda da değil 108 liradan başlıyor fiyatlar. Bir başka yemek pilav tabii olmazsa olmazlardan çorba gibi bir öğünde pilav yine çorba gibi 4 liraya çıktı yeni gelen zamla birlikte esnaf lokantasında en azından 10 liraya satılıyor. Mevsim salatası yine 4 lira. Bakın şöyle bir tabloya baktığımızda aslında içinde çorba, bir et, kırmızı et, öğünü yemek, pilav, mevsim salata tatlı hepsini topladığımızda 26, 30, 34, 40 liraya geliyor. Meclis çatısı altında olmasına rağmen, sudan ucuz olmasına rağmen fiyatlar 40 ya mal oluyor. Ama tabii yok yok bu menüde. 25 lira demiştik en son. Mevsim salata 18 liradan başlıyor esnaf lokantasında ve tatlıda en ucuzu 6 lira. Mesela bir sütlaç piyasada 30 liraya 40 liraya artık satılan bir sütlaç ee, orada 10 lira veya daha e, ucuz bir tatlı 6 liradan başlıyor mecliste. Ve esnaf lokantasında da 30 lira çorba dediğimiz gibi 1 lira zamlanmış sadece durumda. Tavuk yemeğinin porsiyonuna baktığımızda orada da 4 liralık bir artış var. 13 liraya çıktı meclis çatısı altında. Ve 18 liradan satılan dana kavurmada az önce de söyledik 22 liraya yükseldi. Gerçekten de vekil olmak varmış dedirten fiyatlar bunlar. Ama tabii işin bir de bir başka tarafı var. Vekillerin sayısız misafiri geliyor. Çay mesela fiyatı, çay fiyatı değişmemiş. Hala 1 lira. 1 liraymış. Ona zam gelmemiş. Yine 1 lira. Belki bir takım ikramlarda bulunmak durumunda kalıyor vekiller. Bu arada vekil maaşlarını da hatırlatalım. 40 bin liraydı aylık maaşlar. 56 bin lira oldu son zamlarla birlikte. Yiyecek içecek masrafları da işte böyle.